Hayat kıymetli dostlar 5 Nisan 2024'ün ilk ya da ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi var. Hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Akşam ezanı okunduktan sonra girecek olan Kadir Gecesi sabah namazının vakti ne kadar yani sabah ezanına kadar diyeyim şu anda Ramazan'da olduğumuz için. inşallah güzel bir şekilde istifade edersiniz. Ben de size bugün iki tane kısa video çekip <laughs> cumartesi günü sizlerle buluşma düşüncesindeyim. Bugün akşam canlı yayın beklemeyin. Bugün başka yere sözüm var arkadaşlar. İnşallah e, ee, sizler de benim aklımda da dua edersiniz. Fenerbahçe Türk futbol tarihine geçti. Bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe'nin attığı 128 resmi kayıtlı gol. Türk takımlar arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak tarihe geçti. Ve bu bu sezon arkadaşlar. Yani ligde Galatasaray'la kıyasaya rekabet. Ee, aynı zamanda Galatasaray'ın sağ parmağı, sağ eli Türkiye Futbol Federasyonu'na kıyasaya rekabet. Adana Demirspor 4-2 yenen Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı. 56 şar maçta 126 şar gol atan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinde bulunuyormuş. Fenerbahçe 56 maçta 2022-2023 sezonunda 126 gol atmış. Galatasaray 99 2000'de 126 gol atmış. Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe tüm kulvarlarda gol atma rekorunu da eline geçirmiş oldu. Şimdi TFF demişken ee, Neyse önce şey söyleyeyim. Fenerbahçe OPET finale yükseldi. Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe OPET Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Kızlarımızı da buradan tebrik ediyoruz. Sarı melekleri ve e, adını finale yazdıran Fenerbahçe OPET'imizi de kutluyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, haberde finalin tarihi belli değil de neyse. Şimdi ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Ülke futbolu zorlu bir süreçten geçiyor. Marka değeri bitiyor. Ama Fenerbahçe düşmanlığı maalesef bitmiyor. Türkiye FIFA ülkeler sıralamasında 5 sıra birden kaybedip 40. sıraya kadar geriledi. Bunun müsebbibi kim? Ali Koç, Fenerbahçe. Yani Galatasaray arkadaşlara falan söylediğin zaman durum bu arkadaşlar. Şimdi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA. Dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na yani Euro 2024'de katılacak olan Türkiye. Geçen ay oynadığı iki hazırlık maçında da kaybederek 1495 puanla 5 basamak gerideyip 40. sıraya kadar düştü. O maçta Ferdi sakattı, Cengiz sakattı. Yani Trabzon'da sakatlanan Ferdi falan oynayamadı. Ee, yani vesaire vesaire 6 büyük yine de şoktu. Böyle giderse Türkiye'nin esamesi okunmayacak. Özellikle bir kulübü şampiyon yapmak için bu kadar çalışılması didinmesi. Şimdi mesela ülkemizde seçimler oldu. Orada seçim iptal edildi. Burada seçim iptal edildi. Ben sosyal medyada görüyorum. Şu partininki dikkate alındı. ki dikkate alınmadı falan filan haberleri görüyorum. Yani Türkiye'de de aynı. Futbolda da bunu çok görüyoruz şöyle bir şey söyleyeyim. Siyasi bir cümle olarak düşünmeyin ama abi siyasette bir parti eğer gücü eline tamamen geçirirse imparatorluk kurmaya çalışıyor. O yüzden bir parti tamamen gücü eline geçirmeden insanların en azından müdahale etmesi, en azından bir şeyler hatırlatması gerekiyor bizim ülkede. Yoksa yani çok çeşitli şeyler oluyor. Şimdi belediyeler mesela bazıları el değiştirdi. Ben görüyorum sosyal medyada. Herkes şunu söylüyor. Kesin bizimkileri işten çıkaracak. Kesin şöyle olacak. Kesin böyle olacak. Ya arkadaş yani nedir bu dert diyorum. Diyor ki sen bilmezsin bu işleri hocam diyor. Yani parti değişir. Kendi partililerini getirir diyor. İşte ben bu sistemlere karşıyım. Benim için işin ehli kimse o şey yapsın diye. Maalesef ülkemizde de böyle. Şimdi Erden Timur Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunuyor diye bir haber gördüm. Tehdit ve hakaretle ilgili suç duyurusunda bulunacak diye. Şimdi ben önce şunu söylüyorum. Bak yanlış anlamayın. Hocam sen de şerefi çok katıyorsun diye. Ben şerefi katmayacağım. Çünkü ne desem yanlış anlaşılıyor. Ben kendi ifadelerimle bana özgü bir şekilde anlatıyorum. Diyorlar ki hocam diyorlar. Şöyle deme böyle deme şunu deme bunu deme. Arkadaş Ali Koç tabiri caizse Erden Timur'a giydirdi mi? Giydirdi. Ağır hakaretler etti mi? Etti. Erden Timur eğer bunlar doğru değil diyorsa başvursun. Hakkını arasın. Yok. Ali Koç'un dedikleri %100 doğruysa da Galatasaraylılar da artık çenelerini kapatsın sussun. Yani Erden Timur başvuramazsa Galatasaraylılar sussun. Desin ki demek ki abi Ali Koç haklıymış desin sussun. Yeter artık. Yeter. Ne yani Ali Koç ne dedi? Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakibimizde not ettik. Ancak bir tanesi var. Lugattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini o yarım aklıyla satı, satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiyana yaptığını, yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun. Ama bakalım nereye kadar sokacaksın diyor. Galatasaray ne kadar sokacağını soruyor Erdem Timur'un. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün özellikle benim başkanlığım bitince diyor. Şimdi Erden Timur eğer Galatasaray'a bir şey sokmayacaksa eğer Erden Timur bu iftira, bunlara iftira diyorsa başvursun biz de görelim doğru mu yanlış mı. Ama yok bunların hepsini kabul ediyorsa başvuramaz. Hocam sen başvuracağını düşünüyor musun? Hayır. Ali Koç ve Dursun Özbek cenazede selamlaşmadı. Tugay Boyatlı'nın cenaze töreninde üç büyüklerin başkanı hazır bulunmuş. Ali Koç Dursun Özbek birbirlerini görmezlikten gelmiş. E, ee, belki de Dursun Özbey'in gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Ali Koç da gerçek yüzünü görmek istememiştir. O da olabilir. Bakın bizler nerelerden nerelere geldik. Yani benim çocukluğumda falan Fenerbahçe Galatasaray maçları sadece komediydi, şakalaşmaydı, gırgır gır şamataydı. Şimdi, şimdi küfürden ibaret. Şimdi hakaretten ibaret. Yani şimdi var ya inanılmaz şeyler ya. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Ve bu iklim düzelir mi? Hayır. Adalet gelmedikçe, futbola adalet gelmedikçe bu iklim düzelmez. Mesela adaleti kim sağlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan inanılmaz bir rezalet daha Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması gelmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. İnanın benim oturduğum koltukta oturun küfür etmemek için dişinizi sıkarsınız o kadar küfretmeye, küfrettirmeye müsait bir kurum ki federasyon. 2023 Türksel Süper Kupa maçına 23 Mayıs'ı erteleme talebini reddediyor. Reddedebilir. Hocam senin tabirinle Galatasaray'a hizmet ediyor olabilir. Yani bunda ne enteresan bunun Bunu neyine küfür edeceksin? Buna değil. Bir de provokatif yorumlar çok görüyorum. Bak küfür diyor. Hem diyor ki Kadir Gecesi mübarek dua edin hem küfür edin diyor. Ben bunları direkt engelliyorum. İlginiz olsun arkadaşlar. Kimsenin de canını sıkmasınlar. Şimdi Fenerbahçe'ye diyor ki 14 Nisan'daki Karagümrük maçını erteleyelim diyor. Fenerbahçe de kabul etmiyor. Şimdi bak ayrıcalık yapıyorsan burada yapıyorsun. Çünkü Fenerbahçe Süper Kupayı oynadıktan sonra buraya gelip yol yorgunluğuyla oraya gidecek. Ben yine işim burasında değilim. Bak siz bu meseleyi anlamıyorsunuz. Meselenin özeti başka da. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. 7 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Şanlıurfa'da Dünyaya rezil olacağız diyor. Maçın açıklanma tarihi de 24 Mart. Şimdi Fenerbahçe ertelemeyi teklif ediyorlar. Diyorlar ki biz kara gümrüğü hallederiz. Kara gümrüğe daha sormadan hallederiz. Kara gümrük çantada keklik mi? Tehditle mi halledeceksin? Fenerbahçe diyor ki bak skandal burası. 23 Mayıs'ı erteleyelim diyor. Federasyon ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani A milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kalk hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulunarak kabul edilmemiş. Maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır diyor. Bakın. Şimdi aptala anlatır gibi anlatıyorum. Yine bana kızacaksınız ama geri zekalıya söyler gibi söylüyorum. Bakın. Geri zekalı olan geri zekalı bunu anlar. Milli takım kampından dolayı maçı kabul etmemişler. Doğru muyum? Bak milli takımın maçından dolayı. Milli takımın hazırlığından dolayı. Anlarım başım gözüm üstüne milli takım hepimizin milli takımı. 19 Mayıs'ta lig biter, 20 Mayıs'ta takımlar toplanır anlarım. Son hafta maçları 26 Mayıs Pazar günü. Fenerbahçe'de 23'ünde oynayalım diyor. Çok ama çok merak ediyorum. Yalanın daha ne kadar dibine vuracaksınız? Daha ne kadar utanmayacaksınız? Daha ne kadar sıkılmayacaksınız? Daha ne kadar dibe batacaksınız? Daha ne kadar Fenerbahçe düşmanlığından aptal aptal rezil olacaksınız. Bakın Süper Kupa hakkında benim açıklamalarım. Dün canlı yayında anlattım. Anlattım anlatmasını ama arkadaşlar bakın orada çok provokatif var. Geliyor bir cümle söylüyor. Ben cevap veriyorum. Cevap versen dert, vermesen dert. Ben cevap veriyorum. Hocam sakin olalım, sakin olalım. Sakin olalım. Hocam şöyle deme, böyle deme. Sakin olalım. Yani hem kızdırayım, hem konuşturayım, hem de e, hani nasıl diyeyim size şey yapayım böyle delikanlı konuşayım da desinler ki böyle böyle desinler. Şimdi arkadaşlar bedavadan Galatasaray'a kupa vermeyelim diyorlar. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama yani ama ben hala döneklik içinde olan taraflarımıza kızıyorum. Ben döneklik içinde olan taraftarımıza kızıyorum arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Şimdi sezon başında Galatasaray hazır değil diye önelemelerde takımlarımız tırvırıza tut takımlarıyla oynayacaklar kılıfı altında. Ülke puanı düşünüldüğü gerekçesini 2023 Süper Kupası ta nereye etelendi. Sonrasında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapıldı diye maça çıkmadı. Ama Galatasaray kulübü tam da kendilerinden beklenildiği gibi duruş örneği gösterip biz değil sadece Fenerbahçe çekildi dahi demeye getirdi. Fenerbahçe'yi siyasi yerine şikayetler edip yanaklarını okşatıp aman Fenerbahçe şampiyon olmasın demeye getirdi. Yani bunu demeye getirdi. Hemen akabinde iki kulübü de Avrupa'da yola devam ederken kolladıkları takımın eleneceğini hayal dünyalarında Fenerbahçe'nin kötü oyunla burada olduğu düşüncesiyle olsa gerek ki iki kulüpte elenir diye takvimde bugüne maçı koydular. Yani 7 Nisan'a. Şimdi bakın Galatasaray'ın ne mal olduğunu onlar da biliyor. Bak ne mal olduğunu onlar da biliyor. Gerçekten bak. Galatasaray'ın ne mal olduğunu onlar da biliyor. O yüzden de dediler ki bunlar elenecek. Tamam dediler. Anlaşıldı dediler. Bugüne verdiler. Bak Fenerbahçe'nin kötü oynadığını düşünüyorlar. Ee, Fenerbahçe kötü oynar elenir, Galatasaray zaten elenir dediler. Neyse. Yerel seçimler 31 Mart'taydı. Çok da basit bir şekilde maç 29 Mart'ta oynanabilirdi. 30 Mart'ta 1 Nisan akşamı yapılabilirdi maç. Akabinde iki takımın da lig maçları ayın 5'i ya da 6'sına konulabilir. Fenerbahçe'nin maçı 5'ine, Galatasaray'ın 6'sına konulabilir. Sonuçta Avrupa maçı yok, bir şey yok. Normal şekilde devam edilebilirdi. Ancak bunu yapmak demek ülke puanına hizmet etmek demek. Olacağından yapılmadı. Herifler <laughs> Ayasofya stadında İstanbul'un fetih gününe maç koyuyor. İstanbul'un fetih gününe maç koyuyor herifler. Ayasofya stadında. Mesaj net. Öküz olan öküz anlar. Azıcık içinde Türklük duygusu olan anlar. Der ki ulan der. Fenerbahçe senden nefret ediyorum ama git şu kupayı al ya da en azından oraya çık. Orada yer al der. Geçen nasıl hazırlık maçı deyip eşinin, eltisinin görümcesinin sağlık sorunu bahane edip milli takıma gitmeyenler falan da olurdu belki. Ama neyse. Hatta bir Trabzonspor maçından dolayı Fenerbahçe'nin 3-5 oyuncusuna 3 ve üzeri ceza verdirip Süper Kupa maçında oynatılmaması falan da hedeflenmiş olabilir. Belki de o yüzden bu maç bu tarihe ertelenmiş olabilir. Bunu bilemem. Bütün bunların ışığında herkes Fenerbahçe ligden çekilsin tepki versin derken ve olağanüstü genel kurul toplanmış, kararlar alınmış iken bugün yok U19'da çıkmayalım. Galatasaray'a kupa hediye etmeyelim. A takımla çıkalım. Korkak gibi davranma, davranmayalım diyenler türede. Demek ki bunlar takım ligden çekilse ilk satacak kişiler. Takımı da satacaklar. Yönetimi de satacaklar. Fenerbahçe'yi de bırakacaklar. Ya da hizmet ettikleri yer lacivert değil de kırmızı. Zira sosyal medyaya bakın. Galatasaraylılar da aynı ağızda konuşur. Benim öfkem buna. Ben dedim ki canlı yayında. Arkadaş dedim. Fenerbahçe çıksın. Kupayı alır falan filan diyenler. Bu kadar dümener rağmen benim gözüme geri zekalı dedim. Ha yanlış bir cümle. Ya yanlış bir tabir kurdum. Kabul. Ama kardeşim. Allah aşkına siz söyleyin. Bu kadar dümen varken. 23'ünde oynayalım. Hayır. 20, milli takım toplanacak. Nereye toplanıyor? 26'sında. Bak 26'sında. Belki de Fenerbahçe son maçı kazanıp 29'da kupa finaline çıkacak. Ya 29'da belki kupa finaline çıkacak. Ne olacak? Milli takım 23'ünde toplanacak. Milli takım güya 29'da sonra toplanacak. Çünkü malum Fenerbahçe'nin bir sürü milli takımı var. Vesaire vesaire. Neyse arkadaşlar. Yine devam edeyim. Ben diyorum ki ya yedeklerle çıkalım. Dalsınlar. Yani dalsınlar ayaklarına. Yok oh, bize yakışmaz. Sana yapılan yıllardır sana yapılan yakıştı mı? Sana yıllardır yapılan yakıştı mı ya? Bana onu söyle. Sana yıllardır yapılan yakıştı mı? Lan senin otobüsünü kurşunladılar. Angut musun kardeşim? Senin otobüsünü kurşunladılar. Sen diyorsun ki çıkıp da sakatlamayı oynamayalım bu bize yakışmaz. Seni bak seni FETÖ kumpasıyla durdurmaya çalıştılar. Yetmedi senin otobüsünü kurşunladılar. Daha sen diyorsun ki bize yakışmaz. her şeyde yakışır. Bize her şeyde yakışır. İnan yakışır. Bunlara bunların anladığı dilden konuşmazsanız bak bir gün efendilik çağrısında bulunurlar. Bir gün başka bir şey çağrısında bulunurlar. Bir gün itidal derler öbür gün tehdit ederler. Ya bunlar değil mi arkadaşlar? tehdit edip şantaj yapıp ligi oynatmayız. Ülkeyi bombalarız. bombalarda ne? Savaşsa savaş. Bilmem ne yaparız falan filan diye. Bunlar değil mi? Sonra da inkar etmediler mi? Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Trabzon'da yaşadıklarımızı gördünüz. Aynı olay birçok çok statta meydana gelecek bundan sonra. Ben size söyleyeyim ya önünü açtılar. Seyircinin inmesini artık meşrulaştırdılar. Siz görün bakın. Neyse ben kulübümüzün maça çıkmamaya da U19 kararını sonuna kadar destekliyorum kardeşim. Tepki böyle gösterilir. Ancak bunu yaparken de uyanık hareket etmek gerekir. En mantıklı işi yapmalıyız. Yani karda yürüyüp izimizi belli etmemeliyiz. Ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu alay edip Fenerbahçe 23 Mayıs alınsın dedi. Lig bitmiş olacak falan deyip ligin son maçını 26 Mayıs'ta oynanacağını sanki salağız internete bakamayacağız gibi gözümüze gözümüze sokuyor. Yani TFF diyor ki siz Süper Kupa maçına çıkın da sizi nasılsa doğrayacağız. Siz çıkmadınız diye biz, biz de böyle saçmalıyoruz niyetimizi anlayın diye. Daha hala salaksanız, gerizekalıysanız anlamazsınız niyetimizi diyor. Açık açık siz çıksanız da çıkmasanız da biz sizi zaten doğrayacağız diyor. Durum bu. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe yabancı hakem istedi. Eğer inkar edip kıvırmayıp yalanlamayacaksa dönmeyecekse Erdem Timur yine Galatasaray duruşu sergilemeyecekse rakibimiz yabancı hakem istiyorsa yabancı hakem olsun kabul ediyoruz dedi mi? Dedi. Futbola yabancı Galatasaray fanatiği Volkan Bayarsman istedi ismi maça niye verildi sizce? Operasyon çocukların operasyonu için. Bakın polyanlacılık yapıp polyanlacılık yapan Fenerbahçeliler ya da kripto Fenerbahçeliler. Bu TFF bizi orada bu TFF'nin bizi orada oyun oynamayacağını mı zannediyorsunuz? Süper Kupa'nın sizin için ne önemi var? Cumhuriyetin 100. yılında dahi ülkemizde oynatmaya değer görmedikleri bu kupa maçını niye önemsiyorsunuz? Fenerbahçe maça çıkmasa kazanan Fenerbahçe olacak. Yine Fenerbahçe olacak. Ek olarak seneye Türkiye Kupası'nda olmayacağız. Çok nefret ettiğiniz A Spor, ATV, daha doğrusu Turkuaz Medya Grubu bunlar para kazanamayacak. Fenerbahçe'nin olmadığı iklimde para kazanamayacaklar. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam seneye Türkiye Kupası'na katılamayacağım ya. İnadına, gıcıklığına Türkiye Kupası maçlarının olduğu gün hazırlık maçı yaparım. Hocam hazırlık maçını yasal olarak yapamazsın. Böyle bir şey var diye biliyorum. Yasal olarak yapacağımı kim söyledi? Tesisimde hazırlık maçı yapıyorum derim. Maçı da Fenerbahçe TV'den veririm. TV 8'den veririm. Hazırlık maçı. Adım soyadım kadar eminim. Galatasaray maçının olduğu gün, Beşiktaş maçının olduğu gün gidin bunları verin. Gidin hazırlık maçı verin. Siz bakın bakalım. Ayrıca Fenerbahçe'nin olmadığı turnuvalarda Galatasaray'ın yediği haklar diğer takımlara da batacağı için o zaman Trabzonspor anlayacak nelerle uğraştığını. Dediğim gibi seneye de Türkiye Kupası'nda olmayacağımız için o çok nefret ettiğiniz o kurum para kazanamayacak, reyting alamayacak. Kısaca Fenerbahçe düşmanlarına para kazandırmayacağız. Bütün bunlar eşiğinde. Kulübümüz üyelerini ve taraftarını dinlemiş olacak. Bizlerden aldığı yetkiyi de kullanmış olacak. Aksi takdirde alay konusu olacak. Çekilemediler bak korktular diyecekler. Süper Kupaya da Türkiye Kupası hatta bu gidişte Süper Lig de kalitesiz, boş, kazançsız turnuvalar haline gelecek ama Fenerbahçe her daim haksızlıklara karşı savaşmış olacak. Daha dün Ali Koç'a kızdım. Kardeşim çekilme yetkin al cebinde tut kullanma gerekirse. Ama al dedim. Bugün aynı çizgideyim ama keşke o yetkiyi alsaydık diyorum. Neyse dönecek taraftarlarımız da var. Şu an en azından yetki kullanıyor. Ben kulübümün, takımımın yanındayım. Teşekkürler Ali Koç diyorum. Ya ben bir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe aşı olarak. Ben bu görüşteyim. Hocam medadan kupa veriyoruz. Hocam Galatasaray o kadar kötü oynuyor ki biz bunları öttürürüz. Galatasaray o kadar kötü oynadığının ben de hem fikirim sizinle. Burada ayrı aykırı bir durum yok. Yanlış anlamayın. Hep hem fikiriz, hepimiz. Ancak ligin bugün ne kadar bu şartlar yani buraya hangi şartlarda getirdiler? En basitinden ya, Antalya Spor maçı. Yeryüzünde bu kadar şikeri bir maç kolay kolay bulamazsınız. Antalya Spor'da maçı çalıp Galatasaray'a verdiler. Şimdi diyorlar ki arka arkaya ligde 18 maç kazandık. Ulan böyle Avrupa'da da kazansaydın 18 maçı. Avrupa'da kazansaydın kazanamazsın. Niye Avrupa'da Türk hakemleri yok? Uzun lafın kısası dostlar. Fenerbahçe'nin kararını destekliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den son anda bir sürpriz bekliyorum. Bakın. Cümlemi yavaş yavaş söylüyorum. Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı için son dakika sürprizi. Kimsenin aklına gelmeyen olay diyeyim. Hocam nedir o olay? Ben içimden bir sesle konuşuyorum. Hiçbir duyumum yok. Hiçbir duyumum yok. Bilginiz olsun. İçimden bir ses Fenerbahçe'nin o gün çok sürpriz bir şey yapacağı görüşünde. Ben yani hissi söylüyorum. Yani sürpriz bir şey olacak o gün. Ne bileyim o gün çok sürpriz bir şey olacak. Hatta içimden bir ses bir tık daha öteye gidiyor. Diyor ki federasyon o maçı mecbur ertelemek zorunda kalacak. Kupayı Galatasaray'a veremeyecekler. İki kat çıldıracaklar diyor. Kuduracaklar diyor. Yani gerçekten garip. Ben yani öyle içimden bir ses diyor. Yani bilmiyorum. Ama içimden bir ses bu maç oynanmayacak diyor. Öyle hissediyorum. Yani içimden bir ses söylüyor arkadaşlar. Gerisini de size bırakıyorum. Bu arada benden duyum çalıp sağda solda paylaşıp bak Fenerbahçe sakatlamaya çıkacakmış U19'a çıkacakmış diye arkadaşlar. Hadi bulun. Çok iyi duyumcusunuz ya. Milletin duyumlarına çöreklenip bir de yetmez gibi benim kanala gelip saldırıp yetmez gibi trollerinizi gönderip hem benden duyum çalıp hem de terbiyesizlik yapıp ulan biriniz de desin ki arkadaş ben senden duyum aldım ama adını vermedim hakkını helal et helali hoş olsun derim ya senin canın sağ olsun derim ya beni istiyorum ki bütün Fenerbahçe sayfaları 50'şer bin 100'er bin 300'er bin 400'er bin kişi olsun ben dün canlı yayında diyorum ki arkadaşlar diyorum bak Fenerbahçe sayfaları takip edin gerisinden çıkın diyorum Bak, bu da fenerliyim. Fenerli olanlar beni takip etsin. Beni takip etmeyen fenerli değildir diyor. Ne kadar güzel dönüyorsunuz siz ya? Siz ne kadar güzel dönüyorsunuz ya? Ne kadar güzel kıvırıyorsunuz? Ne kadar güzel şey yapıyorsunuz? Valla tebrik ederim. Ayıp ayıp, yakışmıyor. Herkes kendine yakışanı yapsın. Ayıp. Gerçekten ayıp. Size yakışan bu değil. Size yakışan bu değil. Ama yine de e, tabii siz de kendinize yakışanı yaparsınız. Ona da bir şey diyemiyorum. Benim söyleyeceklerim, benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepinize sonsuz sevgi, saygılarımı iletiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kadir Geceniz mübarek olsun.